Türkiye Gazetesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Eski bir savaş pilotu Hüseyin Fazla bizi kırmadı. Gazetemizin YouTube kanalına konuk oldu. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ben aslında direkt sizin mesleğinize meraklı bir insanım. Ben hiç unutmuyorum. Üniversite yıllarında bir F-22 Raptor videosu gördüm ve askeri havacılığa adeta aşık oldum. Dedim ki keşke ortaokulda, lisede falan görseydim bu uçağı da, ben F-22 özellikle. Belki dedim pilot olurdum. O gün bugündür açıkçası askeri havacılığa, pilotluğa ve savaş uçaklarına çok ilgim var. Eminim birçok abonemizin de çok ilgisi vardır pilotluğa ve savaş uçaklarına. Bu sebeple önce ben mesleğinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Savaş pilotu olmak açıkçası nasıl bir duyguydu ve özellikle F-16 kullanırken ne hissediyordunuz? Savaş pilotu olmak biraz pilotluğun nirvanası gibi benim, en azından kendi açımdan, insanlı savaş uçaklarından tabii bahsettiğimizde. Çünkü diğer uçaklara baktığımızda işte ulaştırma uçakları var. Sonuçta manevra kabiliyeti çok kısıtlı. Sürati fazla değil. Herhangi bir şekilde sizin kafanızda geçen bir hareketi uçağa yaptırmanız neredeyse imkansız, sınırlı. Bir takım kurallar buna da zaten engel oluyor. Uçağın yapısı, aerodinamik yapısı da buna engel oluyor. Ama siz savaş uçağına bindiğiniz zaman biraz böyle şey gibi düşünün. Diğer uçakları böyle biraz bisiklet gibi, biraz tır gibi, büyük otobüs gibi ama veya kamyon gibi, ama savaş uçağı biraz böyle rally yapan arabalara benzer. Yani Schumacher'ın kullandığı arabayı düşünün, onun içindeymiş gibi, veya işte yarış motosikletleri var, çok güçlü, onlarla yarışıyormuşuz gibi. Savaş uçağı, özellikle F-16 gibi bir savaş uçağı, adeta altınızda bir küheylan gibidir. Yani o küheylan gibi büyük, o güçlü ata biniyorsunuz ve atı istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. O atın gücünü hissedersiniz ama dizginleri sizin elinizdedir. İşte savaş pilotu o dizginleri elinde tutan, o uçağı istediği gibi 3 boyutlu ortamda kullanan, işte diyelim ki bir hedef var, oraya bombasını atan, karşıdan bir düşman uçağı geliyor, ona hava hava füzesini atabilen, dolayısıyla hem silahlarını hem bununla ilgili radar gibi destek sistemlerini etkinlikle kullanan, sadece uçmayan aynı zamanda savaşan bir pilot olduğu için, o savaşçı ruhunu üzerinde taşıyan, eskilerin tabiriyle şövalye ruhu olması gereken kişiler savaş pilotları. Dolayısıyla hava kuvvetleri penceresinden zaten baktığımızda hava kuvvetlerinin savaşan en uçtaki kişisi savaş pilotudur. Yani düşmanla karşı karşıya gelecek kişi, yani cephedeki bir piyade eri gibi değilsiniz siz. Onun havadaki diyelim ki yansıması gibisiniz. Bir savaş başladığında en önce savaş pilotları en uç noktaya gider. Düşmanın derinliklerine sızar ve bombalarını bırakır ve düşmanın savaşma azim ve iradesini kırmak için savaş pilotlarının o cesaretine, herhangi bir şekilde düşman ateşi altında dahi düşmanın arka cephesine, işte büyük meydanlarının olduğu, hava üslerinin olduğu meydanlardaki uçaklar kalkmasın diye oradaki pistleri, hangarları vuracak kadar derinliklere gidebilen ve işini yaparken de bilim ve teknolojiye, öğrendiği eğitime, tecrübeye dayanarak sağ bir şekilde geri dönmesi, uçağında herhangi bir yara almadan o bombayı atacak ama yaralanmadan da geri dönecek kadar da mesleki olarak profesyonel düşünmesi gerekiyor. Sadece amatör ruhla değil, İşini dört dörtlük yapabilecek şekilde yetiştirilmiş bir kişi olarak ben savaş pilotunu görüyorum ve bunun da böyle hani düğmeye bastım işte 3 ayda ben savaş pilotu yetiştiririm gibi bir anlayış olamaz. Tüm dünyada da bu böyledir. En az gerçek manada bir dörtlük kol lideri savaş pilotunu yetiştirebilmek için bizim 8 ila 10 yıla ihtiyacımız var. Bu da yaklaşık 2 ila 3 milyon dolarlık bir harcamayı beraberinde getiriyor. Yani savaş uçağı kadar savaş pilotuna da büyük yatırım yapması her ülke tarafından bekleniyor. Bunu böylece kısaca özetleyebilirim. Teşekkür ederim. Peki F-16 uçurduğunuz yıllarda hiç düşme tehlikesi yaşadınız mı veya F-16 ile bir it dalaşına girdiğiniz oldu mu? F-16 ile düşme tehlikesi yaşamadım ama işte elektrik arızası yaşadım. Kısmi motor arızası yaşadık ama bunların hiçbirinde uçak düşme noktasına gelmedi. Uçağın zaten yaparken de yedekleme sistemi var. İşte motoru, bir normal çalışan motoru var. Bir de ikinci dediğimiz secondary yapıda motor geçiyor. Yani daha düşük, motoru zorlamayacak şekilde çalışıyor. Bir de hibrit dediğimiz aradaki mod var. Yani motor 3 kademeden oluşuyor. Primary, hibrit ve secondary. Dolayısıyla motor arızası başladığı an siz o primary bazı özellikleri kaybettiğiniz noktada artık görevi iptal edip emniyetli bir şekilde, burada da tabii iki tane faktör var. Eğer ki kalktığınız meydan
yakın ise kendi meydanınıza inmeyi tercih edersiniz. Ama uzakta ise o zaman en elverişli meydana uçağınızı bizim as soon as practical veya possible dediğimiz, yani bazen arıza emergency o kadar hızlı gelişir ki mecburen en yakındaki meydana gerekirse durmuş motorla inecek şekilde planlama yapmanız gerekir. Beni bu manada zorlayan büyük bir emergency durumla F-16'da karşılaşmadım. Ama F-104 uçağında gözümün önünde ben 2 numarayken 1 numaram motor arızası nedeniyle yere çarptı. Onu maalesef atla atla dememize rağmen kurtaramadık. Yine bir F-4 uçağı bir şekilde motorda yangın çıktı ve onların da atlamalarına şahit oldum. Yani en büyük karşı karşıya kaldığım aslında iki tane emergency bu. Şimdi iddialaşı konusuna geldiğimizde ben Batı'da 191. ve 192. filo komutanlıklarında F-16'da görev yaptım. 191 Cobra'dır, 192'de Kaplan'dır. Bu filolarda görev yapan her savaş pilotu mutlaka Ege'de iddialaşı çok sayıda yapmıştır. Biz de bu manada iddialaşını Yunanlı meslektaşlarımızla diyelim, onlarla yaptık. Karşılıklı ülkemizin çıkarları doğrultusunda Ege'deki uluslararası sular üzerinde hak ve menfaatlerimizi koruyacak şekilde en yüksek irtifadan en aşağıda deniz üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Burada tabii iddialaşı dediğimiz şeyler bir anlamda herhangi bir şekilde silah kullanmıyoruz. Evet. Silahlarımız sim dediğimiz, bir anlamda uçağın kendi simülasyon sistemini kullanarak herhangi bir şekilde füze menziline girdiğiniz zaman pilotun o füzeyi kullanabilmesi geleceğine dair işaretleri okuyarak uygun zamanda işte sesli olarak faxlu diyorsunuz ve orada temsil olarak karşınızdaki hedefi vurmuş oluyorsunuz. Gerçek manada silah kullanılmıyor. Gerçek manada silah nasıl oluyor? Scramble dediğimiz hava bekler nöbetleri var. 24 saat her türlü havada F-16 malumunuz kullanılabiliyor. Dolayısıyla gelişen durumlara göre diyelim ki bilinmeyen bir hava aracı Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Bu tehdit olarak eğer radarlarımız tarafından algılanırsa uygun kademelerden geçerek bu bekler nöbeti tutan pilotlarımıza Scramble diye düğmeye basılıyor. Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi tarafından ve sonrasında bekler durumu bizim genelde 5 dakika olarak uygulanıyor ve 5 dakika içerisinde 2 tane uçak kalkıyor. Diyelim ki Ege'ye doğru, yaklaşan hedefe doğru en yüksek süratte, en kısa sürede, en uygun irtifada gidip o yaklaşan hedefi önlüyor. Bunun için radarlardan da destek alıyor ve burada sizin uçağınızda gerçek manada hakiki füzeler var, hakiki top mermileri var. Dolayısıyla burada eğer gerçek bir durum oluşursa, ki scramble görevler için çok sayıda gençliğimde nöbet tutarken kalkışlar yaptım. Eğer ki radar bana oraya yaklaşan hedefi bilinmeyen olarak tanımlayıp vur deseydi vururduk ama öyle bir durum gelişmedi. Genelde pozitif ID dediğimiz gözle o hedefi, yaklaşan şeyi tanımladıktan sonra bazen de o yaklaşan şeyi önleyip gelip kendi meydanınıza veya onun meydanına doğru gitmesi için de yönlendirmeci bir takım işaretleri kullanarak o scramble görevleri yerine getiriliyor.